şeyleri var. Ve herkes aslında bu Amerikan seçimlerini bütün dünyada Trump üzerinden okumaya çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla. Daha doğrusu bunun dedikodusu, magazini vesairesi hep Trump üzerinden oluyor. Kendisi de malzeme vermeyi seven birisi zaten. Ve de işte biliyorsunuz işte kendisi artık resmen Cumhuriyetçilerin adayı. Diğer taraftan yanında yardımcısı olacak kişiyi de seçmiş bulunuyor. O da tabii konuşuluyor. Yani kimdir bu adam, nereden çıktı falan filan gibisinden. Bu arada Trump düşmanıymış. Sonradan Trumpçı olmuş iyice. Ve bu neyi hatırlattı? Türkiye'de de biliyorsunuz Devlet Bahçeli Erdoğan'a söylemediğini bırakmamıştı. Yani o kadar ağır, yani artık böyle hakaret ne ararsanız vardı yani. Şimdi ama Erdoğan'ın en sadık yakınında duran kader arkadaşı Devlet Bahçeli. Ve tabii bu siyaset böyle bir şey işte. Trump ve Erdoğan da birbirlerini çok severler. Böyle garip bir benzetme yapabiliriz. Siyaset böyle yürüyor. Peki şimdi bu Trump biliyorsunuz buradan bıcık diye bir kurşun geçince kahramanlaştı birden ve de artık garantiye aldı gibi görünüyor başkanlığı. Biden'da Covid, yani bu yaşta daha önce de Biden Covid olmuştu, bir daha Covid. Bu Covid niye mesela Beyaz Saray'da dünyanın en iyi korunan mesela evinde Beytül Abyad burası biliyorsunuz. Aslında biz saray diyoruz değil mi? Amerikalılar da ev diyorlar. Araplar da ev diyor ama biz saray diyoruz. Saray ya, saray merakımızdan kaynaklanan bir durum olabilir bu. Peki bakalım Yılmaz abi şimdi bize Amerika'daki bu son gelişmelerle ilgili olarak neler anlatacak? O kadar anlatacak, o kadar çok şeyi var ki. Önce bence kitabından başlayalım Yılmaz abinin. Çünkü dediğimiz gibi Kongre Kütüphanesi'nde artık Yılmaz abinin kitabı. Hangi kitabı bu arada? Erdoğan Trump kitabı. Hem de tam da böyle Trump'ın seçilmesinden hemen önce oldu. Oraya girdi. Bakalım bu konuda neler söyleyecek Yılmaz abi. Günaydın Yılmaz abi. Günaydın Musa. İyi yayınlar. Eyvallah. Şimdi abi biz güne yeni başladığımız için böyle çok konuşuyoruz. Sizin orada gece yarısı. Artık evet. Günü kapatıyorsunuz değil mi? Günü kapattık, yeni bir güne başladık. Başladınız yani. Ne güzel. Başladık. Peki yarın, hayırlı bir gün diliyoruz size. Evet, teşekkürler. Ama gece yarısı tabii ki. Evet, aydınlanmadı hava ya. Evet. Ama kongre arkada pırıl pırıl duruyor abi. Kitabın da orada değil mi senin şu anda? Evet, kongre kütüphanesinde gerçekten bu önemli diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın en büyük kütüphanelerinden bir tanesi, hatta bence en büyüğü diyebilirim. Bu 11. kitabım Musa, kütüphaneye konulan. Toplamda 17 kitabım var ama bu 11.si. Sanıyorum önümüzdeki aylarda bu kitaplarda da herhalde denetimden geçiyor ki oralara kadar geliyor. Denetimden geçtikten sonra oraya konulacaktır. Bunların iyi bir tarafı Musa, referans olarak bir araştırma yaptığı zaman insanlar bunu hem digital dediğimiz yani internetten online bağlanıp da görebilecekler hem de gidip kütüphaneden şey yapabilecekler, elde edebilecekler. Tamam. Bu o kadar büyük bir kütüphane ki yani on binlerce kitap var ve her bölgenin ayrı bir sorumlusu var. Ben çünkü birkaç kez belki biraz daha fazla gitmişliğim vardır. Tamam. Dolayısıyla bence benim adıma gurur verici bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle gurur verici abi. Tebrik ederiz gerçekten. Yani bu elbette senin için bir ilk değil. Yani senin verdiğin bilgiye göre. Ama olsun. Yani bu hakikaten çok önemli. Böyle bir kütüphanede kitabının yer alması ve insanların ileride acaba Trump, Erdoğan vesaire gibi kilit anahtar kelimeleri girdiklerinde bu kitapla karşılaşacak olmaları ve okunacak olması. Bu arada tabii bunun bir çeviri olarak orada olduğunu düşünüyorum. Bu doğru değil mi abi? Evet. Yani. Tabii ki bunu yaparken yani insanlar o bölümdeki yetkililere de danışıyorlar. Hangi kitabı arayıp nasıl bulabileceklerini,
Mutlaka bunları da bir çevirisini yapıyorlardır en azından. Evet. Peki, Yılmaz abi, bu kitapta kitabın yani hani bir şeyi olarak, esprisi olarak ne anlatmıştın sen? Kitabın ön sözünü genel yayın müdürümüz Merdan Yanardağ yazdı. Bu benim için Ya bakın bakın de bakın, şimdi genç nesille eski nesil arasındaki fark burada çıkıyor sevgili izleyiciler. Biz genel yayın yönetmeni diyoruz. Yılmaz abi genel yayın müdürü diyor çünkü eskiden öyle denirdi. Evet, devam edelim. genel yayın yönetmenimiz sürçülisan. Evet, genel yayın yönetmenimiz sevgili Merdan Yanardağ yazdı. Bu da tabii ki benim için çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Merdan Yanardağ Türkiye'nin ender yetiştirdiği hem yazar hem gazeteci hem yönetmenlerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu yazdığı için de ayrıca teşekkür ediyorum tekrar. Kitabın aslında bu en önemli tarafı Erdoğan'la Trump'ın 4 yıllık başkanlık dönemindeki ilişkilerini anlatıyor, özetliyor. Ama bence yine de en vurucu yeri, çünkü ayrıntısına girmeyeceğim, çünkü kitap uzun bir kitap, en vurucu yeri Trump'ın Erdoğan'a yazmış olduğu mektup. Bu mektup Türk siyasi tarihinin değil, Amerikan siyasi tarihinde önemli mektuplarından bir tanesi. İkili ilişkileri bu dönemde her ne kadar Erdoğan-Trump arasındaki ilişkilerin iyi olduğu olarak tanımlanıyor ama bu mektup ne kadar iyi olduğunu da gösteriyor. Ama bu tabii ki bu mektubun en büyük etkisi de Türkiye'ye olmuştur. Evet. Bu Ray Brunson'la Türkiye, ilgili değil mi abi? Ray Brunson'la ilgili yazdığı mektup. evet, o mektup Evet. yani Türk siyasi tarihinin hatta iki ülkenin siyasi tarihinin Johnson mektubundan sonra en önemli mektubudur diye düşünüyorum Musa. Evet. Evet abi. Peki. Şimdi bu şeyin Vance'in Trump tarafından seçilmiş olması İsrail'de memnuniyetle karşılandı. Bilmiyorum, görmüş olabilirsin. Dışarı Sönen Post'ta bir şey vardı, bir görüş vardı. Ve yani bugüne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin seçilmenize çok sevindik yani vesaire gibi böyle bir şey var. Trump'ın Orta Doğu dahil dış politikasında ne bekleniyor abi? Yani nasıl bir dış politika yürütecek? Son olarak bu arada bu Tayvan'la ilgili söylediği de var ya, biz sizi koruyoruz, bize parasını ödeyeceksiniz diye tüccar bir şeyler de söyledi. Ne bekliyoruz abi? Evet, aslında Vance'in sadece İsrail'de değil, çok enteresan, Rusya'da da memnunlukla karşılandı. Yani Ukrayna'ya değinmiş, hatta gördüğüm kadarıyla az önce bir haber de gördüm. Lavrov da bu konuda Rus Dışişleri Bakanı açıklama yapmış ve umarız bundan sonra Ukrayna konusunda Amerika, yani seçilirse tabii ki Amerika ile ilişkiler konusunda daha iyi bir umut vaat ediyor. Yani konuşmasının öyle değerlendirmiş. Dolayısıyla mutlaka Moskova ile ilişkiler, ki bu çok çok önemli, daha değişik bir Ukrayna politikası dolayısıyla daha değişik bir rayına girecektir sanıyorum. Tabii ki bu Cumhuriyetçi Parti'nin dış politika platformu diye adlandırdıkları programına baktığınız zaman iç politikayla da ilgili, yani 20 madde de toparlamışlar. İçeriye dönük en önemli maddesi, ki bu bizi de ilgilendiriyor. Yani bize de hani gelinim sana söylüyorum cinsinden bir atıf diye düşünüyorum ben. Trump iktidara gelirse göçmenlerin hepsini sınır dışı edeceğini söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Yani Amerika'nın ki burada milyonlarca son zamanlarda da özellikle Latin, İspanik nüfuslu
ülkelerden gelen göçmenler var. Bizi ilgilendiren tarafı evet Orta Doğu'da İsrail'i destekleyeceğine gayet açıklıkla belirtiliyor ama Orta Doğu'ya barış getireceğiz deniyor. Nasıl getirecekler? Bunda tabii ki şüphelerimiz var. Yani hem İsrail'i sonuna kadar destekleyeceğiz hem de Orta Doğu'ya barış getireceğiz. Bu da ayrı bir şey. Bir de bu arada tabii ki Amerikan ordusunu dünyanın yine en büyük süper ordusu yapacağı notu düşünmüş. Yani her zamankinden daha büyük bir ordudan bahsediliyor. Bu da Trump yine gelirse askeri harcamalara çok fazla harcamaları artıracak. Bunun yanı sıra tabii ki Biden'ın dış politikasında müthiş bir şekilde eleştiri var. Yani spesifik olarak şu ülke bu ülke diye ayrıntılara girilmemiş Tamam. ama aşağı yukarı hemen her bölgede Amerika'nın gücünün tekrar getirileceği ve yani dünyanın her bölgesinde Amerika'nın en güçlü bir şekilde duracağı belirtiliyor Musa. Evet. Peki abi The Hill'de yer alan Jeff Flake'in yazısına da değinmişsin. Jeff Flake 1 Eylül'de Türkiye'den ayrılacak. Öyle görünüyor. Senin haberine göre. Bununla ilgili ne söylemek lazım? Ya geldiği ilk zamanlarda hatırlıyorum böyle bir rahatsızlık vardı şeyde. Ankara'da Erdoğan'ın işte sert bir takım ifadeleri vardı. Zaten hani oldu bitti. Hani daha öncesinde de diğer işte büyükelçiler için de hani böyle bir üslup vardı. Fakat Jeff Flake bu dönemi yani tabii yani şey olarak hani nasıl söyleyeceğim? İşte diplomatik bir dil kullanmış. Türkiye güzel bir ülke. Onun söylemesine gerek yok. Gerçekten Türkiye güzel bir ülke. Ama bir jest yapmış ve de burada yaptığı görev dönemini övmüş galiba. Şu anda The Hill'deki bu yazısının başlığı da ekrana geliyor. Ne Evet. söyleyeceksin bununla ilgili? Ben çok iyi hatırlıyorum Jeff Flake Türkiye'ye atandığı zaman, Türkiye'ye geldiği zaman ilk yaptığı açıklama bir kebapçıdaki kebap yerken eşiyle bir resim vermişti. Türk kebabı çok güzel demişti. Dolayısıyla yani Türkiye gayet tabii güzel bir ülke. Jeff Flake biliyorsunuz eski bir cumhuriyetçi, politikacı. Yani kariyer diplomat değil. Bu cumhuriyetçilerle Trump'la arası bozulmuştu. Zaten Cumhuriyetçi Parti'den de ayrılmıştı. Biden bunu Türkiye'ye büyükelçi olarak gönderdi. Ama her ne kadar tabii ki yazıya baktığınız zaman çok pembe bir tablo çizmiş Türk-Amerikan ilişkileri konusunda ama benim de bu konuda söyleyeceğim en önemli yani tek şey madem bu kadar iyi bir büyükelçiydi, Washington'la arası çok iyiydi ki öyle görünüyor atandığına göre. Türkiye ile ilişkileri de düzelttim diyor ama bu 4 sene zarfında ki kendi zaten 2 sene büyükelçilik yaptı. Çok istenmesine rağmen Beyaz Saray'ı ikna edip Erdoğan'ı Washington'a bir resmi ziyaret daveti yaptıramadı. Dolayısıyla bence Flake yani iki başkent arasında ya da iki yönetim arasında çok önemli bir rol oynadı da diyemeyiz. Ama önemli bir rolü oldu. Şurada oldu. İsveç'in NATO'ya üyeliği, Finlandiya'nın işte NATO'ya üyeliği konusunda F-16 projesini öne sürerek tekrar ve bu şeyin İsveç'in ki çok çalıştığını buraya gelen haberlerden biliyoruz. Türk hükümetine, Erdoğan yönetimine kabul ettirmiş oldu Musa. Peki abi şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani hani sen diyorsun ya işte Erdoğan'ın işte Washington'a gitmesiyle ilgili en azından bir daveti hani kabul ettiremedi. Acaba böyle bir çaba sarf etti mi? Yani bunlar zaten hani yekpare hareket etmiyor mu? Yani Amerikan yönetimiyle buradaki büyükelçisi.
Çaba sarf etmesine gerek yok. Zaten Washington'la sürekli haberleştiği için Evet. yani böyle bir şey olabilir mi? Washington'da olamaz diye bir cevap almıştır mutlaka. Olamaz dediğine göre öyle bir gayretin içine de girmemiştir. Evet. Peki. Abi bu şeyle ilgili olarak işte Trump'a suikast girişimiyle ilgili olarak öncesinde işte bu saldırganın oradaki insanlar tarafından görüldüğü ve hatta ihbar edildiği fakat gizli servisin bunu dikkate almadığı iddiaları söz konusu ki gizli servisin başındaki kişi de istifa etmeyeceğim gibi bir ifade de kullanmış. Bununla ilgili bir gelişme var mı ya da bütün bu haberler doğru mu? Doğru haberler. Soruşturma derinlemesine devam ettiği şeklinde açıklamalar var. Gerek FBI'dan gerek Secret Service'lerinden işte koruma kurumundan diyelim öyle Ha. başkanları korumasından. Ama henüz net bir şey yok. Fakat belli ki büyük bir zafiyet var. Çünkü bu artık görüntülere de yansıdı. Orada mevziye almış çatıda silahlı bir kişinin durduğu ve bunun da Secret Service'e iletildiği ama Secret Service'le yerel polis arasındaki iyi bir diyalog olmadığı için dolayısıyla böyle bir şey olmuş. Tabii bu arada Lanet olası federaller girmemiş yani mevzuya diyorsun. mevziye federaller gibi. Çok doğru, çok doğru. Tabii bu arada hemen hatırlatayım. Sen az önce Covid oldu diye işte Ha evet. Biden'dan örnek verirken Covid olan ilk başka Covid çıktığı zaman Trump da olmuştu. Hatta o dönemde daha henüz şey bile yoktu yani aşı bile çıkmamıştı. Yani ilk Covid olanlardan bir tanesi de Trump'tır. Evet, tamam. Peki abi, çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Senle tekrar bağlanacağız ve Amerika'yı konuşmaya devam edeceğiz. Bir cümleyle daha Tabii, devam tabii buyur edeyim. abi, buyur abi. Şimdi tabii ki burada manşetler değişti. Biden'ın COVID olmasından dolayı. Yani tekrar başkanlık adaylığı tekrar gündeme geldi. Bu çok önemseniyor. Yani bu akşam buradaki bu son şeyde müthiş bir tartışma başladı. Hatta büyük bir olasılıkla değişme şeyi de adayın değişmesi de ya da adaylığı bırakması da söz konusu gibi görünüyor. Ama olmayabilir de ama öyle görünüyor. Son olarak eski Temsilciler Meclisi Başkanı var. Nancy Pelosi bu Evet. demokratlar üzerinde çok etkili bir isimdir. Kendisine yapılan anketlerde eğer aday olursa seçilemeyeceğini söylemiş. Ve başka tabii ki ağır topları demokratların da onların da müthiş bir baskısı var. Yani bu Covid'de bahane edilerek Biden adaylığından vazgeçebilir. Çünkü son görüntüleri hem uçağa binerken hem de inerken yani Las Vegas'tan kendi eyaleti evinin bulunduğu Delaware'a gelirken çok kötü bir şekilde yani çok halsiz bir şekilde görünüyor. Dolayısıyla bu Covid'i de bahane ederek adaylığı düşürülebilir ya da kendisi vazgeçebilir Musa. Abi başımıza Nancy Pelosi falan aday olmayacak değil mi? Yok Ya Kamala'dan olmasın yani Allah bahsediliyor. aşkına. Kamala Harris'tan evet bahsediliyor yani Allah. başkan yardımcısından. O da ne kadar artık onu da bilemiyorum. Peki. Yılmaz abi çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar, teşekkür Teşekkürler. ederim. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi kısa bir ara vereceğim.